Diyelim ki elimizde fx eşittir x çarpı e üzeri eksi 2 x kare fonksiyonu olsun ve bu fonksiyonun kritik noktalarının adedini bulmak isteyelim. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve f fonksiyonunun kritik noktalarını siz bulmaya çalışın. Şimdi bir de birlikte bakalım. İlk olarak kritik noktaların ne olduğunu hatırlayalım. Diyoruz ki c f'in bir kritik noktası ise ancak ve ancak f üssü c eşittir 0 veya f üssü c eşittir tanımsız olduğu durumlar. Evet. Eğer bu fonksiyonun kritik noktalarını bulmak istiyorsak fonksiyonun x'e göre türevinin 0 veya tanımsız olduğu yerleri bulmamız gerekiyor. Bu fonksiyonun türevini nasıl bulabileceğimizi bir düşünelim ilk önce f üssü x eşittir. Şimdi bir bakalım. Burada hem çarpım kuralı hem de kuvvet kuralı kullanmamız gerekecek değil mi? Eşittir. x'in x'e göre türevi. x'in x'e göre türevi çarpı e üzeri eksi 2x kare artı e üzeri eksi 2x karenin x'e göre türevi. e üzeri eksi 2x karenin x'e göre türevi çarpı x. Evet burada sadece çarpım kuralını uyguladık. x'in x'e göre türevi çarpı e üzeri eksi 2x kare artı e üzeri eksi 2x karenin x'e göre türevi çarpı X. Evet, bunun sonucu neye eşit olacak? Mor ile yazdığım bütün terimler, x'in x'e göre türevi burası 1 olacak. Soldaki ilk kısım e üzeri eksi 2 x kareye eşit oldu. Şimdi ise sırada e üzeri eksi 2x karenin x'e göre türevi var. Bunu pembe ile yazayım. Buradaki kısım için zincir kuralını kullanmamız gerekecek değil mi? e üzeri eksi 2x karenin eksi 2x kareye göre türevi e üzeri eksi 2x kare eder. Bunu bir de eksi 2x karenin x'e göre türevi ile çarpmalıyız ki bu da eksi 4x edecek. Çarpı eksi 4x. Bunun yanında da bir çarpı x daha var. Bakalım bu ifadeyi daha da basit hale getirebiliyor muyuz? Her iki terimde de e üzeri eksi 2x kare var. Bu ifadenin sıfır mı yoksa tanımsız mı olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bunun üzerine biraz düşüneceğiz önce. e üzeri eksi 2x kareleri ortak çarpan parantezine alırsak, bunu yeşil ile göstereyim. e üzeri eksi 2x kare parantezinde 1 eksi 4x kare elde etmiş oluruz. Bu ifade f'in türevine eşit. Hangi değerlerde bu ifade sıfıra eşit veya tanımsız olur? e üzeri eksi 2x kare terimi her x değeri için tanımlı olacak. Sağdaki kısım da aynı şekilde bütün x değerleri için tanımlı. O zaman bu ifadenin ne zaman sıfır olacağını bulmaya çalışalım. Bu iki çarpımın sıfır olabilmesi için. Ee, e üzeri eksi 2x kare hiçbir zaman sıfır olmayacak değil mi? Eğer kuvvetteki x'i çok çok küçük bir negatif değer dahi alsak ancak o zaman sıfıra yaklaşırız ama yine de hiçbir zaman sıfıra eşit olamayız. Dolayısıyla sol taraf sıfır olamıyor. Bir çarpımın sıfır olabilmesi için çarpanlardan en az birinin sıfır olması gerekiyor. O zaman f üssü x ifadesinin sıfır olabilmesi için 1 eksi 4x kare sıfır olmalı. Evet 1 eksi 4x kare eşittir sıfır. Bunu tekrar yazayım şuraya. 1 eksi 4 x kare eşittir 0. Evet bunun böyle olması için x'in ne olması gerekiyor? Bunu doğrudan çözebiliriz. Her iki tarafa da 4 x kare ekleyelim. 1 eşittir 4 x kare olur. İki tarafı da 4'e bölelim. 1 bölü 4 eşittir x kare oldu. Evet peki bunu sağlayan x değerleri nedir? Her iki tarafın kare kökünü alırsak x'i artı eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 2'nin karesi gibi 1 bölü 4 eder değil mi? x eşittir artı eksi 1 bölü 2 olduğu zaman f üssü ya da türev eşittir 0 olur. Bunu şöyle yazayım. f üssü 1 bölü 2 eşittir 0. Bunun doğru olup olmadığını aşağıdaki türev ifadesinde yerine koyarak bakabilirsiniz. E, ve f üssü eksi 1 bölü 2 de eşittir 0 değil mi? Böylece sorudaki ifadenin kritik noktalarını 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk.